Daha geçen gün GTA 6 videosu yaptım biliyorum ama haberler arka arkaya geliyor. Ve açık söyleyeyim, birazdan anlatacağım GTA söylentilerini gerçek gibi kabul edebilirsiniz. Çünkü bu bilgiler oyun dünyasının en güvenilir araştırmacı gazetecilerinden biri olan Jason Schreier tarafından ortaya çıkarılan bilgiler. Kendisi güvenilir bilgi vermek konusunda alanında bir numaralı isim. Rockstar çalışanlarıyla da yakın temasta olan bir isim. O yüzden bu anlatacağım GTA 6 bilgilerine %99.9 gerçekmiş gibi yaklaşacağım ben. Yani siz de öyle yaklaşabilirsiniz. Ortaya çıkan GTA 6 detayları. Şimdi GTA 6'nın tıpkı GTA 5 gibi birden fazla oynanabilir karaktere sahip olacağını daha önce konuşmuştuk. Bu karakterlerin birinin de bir kadın karakter olacağı da birçok söylentide yer almıştı. Ama bugün net olarak ortaya serebiliriz. Evet, GTA 6'daki karakterlerden biri Latin kökenli bir kadın karakter olacak. Yani böylece GTA serisinde ilk kez ana hikayede oynanabilir bir kadın karakter yer alacak. GTA 6'yı geliştiren ekip bu karakteri ve karakterin arka planını yaparken çok ünlü bir soyguncu çift olan Bonnie ve Clyde'dan ilham alarak geliştirmiş. Bu açıdan böyle tam olarak ne yapacağını kestiremeyeceğimiz bir karakterle baş başa kalacağız. Bilmeyenler için Bonnie ve Clyde 1930'lu yıllarda Amerika'da birçok banka soygununa karışmış ünlü bir çift ve yıllar boyunca birçok esere de ilham oldular. Görünen o ki olmaya da devam ediyorlar. Latin Amerikalı bir karakter deyince akla şu da gelebilir. Hani oyunda farklı şehirler olacak mı? Güney Amerika'ya gidecek miyiz? Daha önce çıkan söylentilerde çünkü oyunun bir kısmının Güney Amerika'da geçeceği konuşulmuştu. Dolayısıyla biz de konuşurken hani birden fazla şehre gidip gelecek miyiz gibi yorumlarda bulunmuştuk. İşte bu söylentiler abi gerçekten de Rockstar çatısı altında konuşulmuş. Yani düşünmüşler gerçekten de Güney Amerika şehirlerini oyuna eklemeyi. Ancak geliştirme sürecinde işleri daha da zora sokmamak için bu durum ne yazık ki iptal edilmiş. Verilen son karara göre oyunumuz Miami şehrinin kurgusal versiyonu ve onun çevresini konu alacak. Ya tıpkı GTA 5'in Los Santos ve çevresinde geçtiği gibi GTA 6 da Vice City ve çevresinde geçecek. Biliyorsunuz Vice City Miami'den esinlenerek kurgulanmış bir şehir. Orijinal Vice City'deki harita çok küçük biliyorum ama GTA 6'da bunun çok daha büyüğünü göreceğiz ve çevresini göreceğiz. Çok daha büyük diyorum çünkü oyunun haritasının yine oldukça büyük olacağı ve eski GTA oyunlarına kıyasla daha fazla erişilebilir bina, dükkan gibi yapılar barındıracağı söyleniyor. Ki bence bu durum oyunun açık dünyası için en heyecan verici durumlardan bir tanesi. Tamam büyük harita güzel bir şey. Yani çok büyük haritası olacak. Kulağa iyi geliyor ama içi dolu olmadıktan sonra büyük olmanın çok da bir anlamı yok ya. İşte GTA 6'da hedeflenen şey hem büyük bir harita yapmak hem de onun içine girilebilecek pek çok yer koymak. Hayır, sadece girmek de değil yani. Bu girdiğimiz yerlerde ne aktiviteler yapacağız? Böyle ne kadar yaşayan bir şehir havası verilecek? Bunlar da önemli. Ki Rockstar zaten bence bu konularda uzman bir firma. Gerçi uzman diyorum ama bak Rockstar'ın GTA 6 ile ilgili farklı planları da var. Önceki oyunlara göre daha farklı şeyler deneyecekler. Bu farklı şeyler arasındaki en dikkat çekici olay oyun çıktıktan sonra oyuna yeni şehirler ve bölgeler ekleme planları. Bunu çok önceden bir söylentide konuşmuştuk. Evet, bu durum gerçekten olacak. Rockstar'ın planları arasında GTA 6 çıktıktan bir süre sonra yeni şehir ve bölge ekleme var. Fakat bu bahsettiğim yeni bölgeler falan hikaye modundan çok online modu kapsayacak bir genişleme olacaktır. Bu benim şahsi tahminim. Yani GTA 6'nın online'ını oynadığınızı düşünün abi. Haritadasınız, yeni bir güncelleme geliyor, yeni bölgeye gidiyorsunuz falan. Bu tabii heyecan verici geliyor kulağa, özellikle online oynuyorsanız. Fakat hikaye modu tarafındaysanız bu genişlemeler sizi çok etkilemeyebilir. Ama tabii buradan böyle yanlış bir anlam çıkartmayın. Hani GTA 6'nın haritası küçük olacak. Çünkü bir söylenti öyleydi abi. İlk başta şöyle konuşuldu. GTA 6'nın haritası çok küçük olacak, sonradan genişleme yapılacak diye. Ama küçük olmayacakmış. İlk çıkan GTA 6'nın haritasında çok büyük olacak. Genişlemelerle çok daha büyüyeceği söyleniliyor. Haritadan karakterlerden bahsettik ama asıl değişime gelelim. Asıl değişim aslında oyunun tonunda olacak. Ne demek bu? Şimdiye kadar çıkan GTA oyunlarında hepimizin bildiği üzere macho bir hava vardı. İşte striptiz kulüpleri, kadınlar olan bakış açısı, homofobik bulunan veya azınlıklar hakkında yapılan şakalar, bunlar hep GTA serisinin içerisinde ciddi bir yer tutuyor. İşte serinin bugünlerde rahatsız edici bulunan bu erkek egemen tonu GTA 6 ile beraber ciddi bir değişim yaşayacak. Hatta belki takip edenler vardır, GTA 5'in yeni nesil sürümünden cinsiyetçi ve transfobik bulunan bir takım diyaloglar ve şakalar çıkarıldı. Yani Rockstar mevcut oyununda da bazı şeyleri değiştirdi. Amerika'da büyük protestolara sebep olan George Floyd'un ölümü sebebiyle GTA Online eklenmesi planlanan hırsız polis temalı Cops & Crooks modu da iptal edilmişti. Hatta sonradan firma George Floyd adına kurulan bazı hayır kurumlarına ciddi bağışlar yaparak hassasiyetini de gösterdi. GTA 6'da da Rockstar'ın bu konulardaki hassasiyeti sürdürmesi, hatta özellikle azınlıklar ve cinsiyetçi şakalar konusunda daha da hassas davranması bekleniliyor. Tabii senelerde böyle benzer bir mizah ve anlatı biçimiyle oyun geliştiren Rockstar'ın GTA 6'da bu durumu ne kadar iyi yansıtacağını, ortaya çıkan işin nasıl bir hava vereceğini hep beraber göreceğiz. Şahsen abi ben GTA 4 dışında böyle hiçbir GTA oyunun hikayesine acayip bağlanmadım, San Andreas'a dahil. O yüzden bu GTA 6'da olacak ton değişikliğiyle alakalı olumlu ya da olumsuz bir görüşüm yok. Benim asıl merakım hikayeyi nasıl işleyecekleri yönünde. Çünkü Rockstar'ın bir önceki oyunu RDR2'de inanılmaz muazzam dramatik bir hikaye anlatımı yakalamışlardı. Bunu GTA 6'ya yedirirlerse acayip sevinirim. Ama RDR2'deki kadar kasacaklar mı GTA 6'nın o dramatik hikayesini anlatmaya falan pek zannetmiyorum. Dramatikten kastım hüzünlü bir hikaye anlatmaları değil. İyi anlatılmış, yani sinematografik anlamda da, kurgu anlamında da iyi yazılmış, iyi çizilmiş bir hikaye görmek isterim. Şimdilik böyle oyunla alakalı süper ayrıntılı detaylar elimizde olmasa da bu anlattıklarımı ben gerçek kabul ediyorum. Dediğim gibi Jason Schreier bu konuda %100 isabet oranıyla giden bir gazeteci. O yüzden de hakikaten bu anlattıklarım ilk gerçek GTA 6 bilgileri gibi bir şey benim için. O yüzden oyunla alakalı birazdan söyleyeceğim şey en gıcık olacağınız şey olacaktır.
hazır olun. Oyunun çıkış tarihi hala net değil. Rockstar içerisinde oyunun çıkışının Nisan 2023 ile Mart 2024 arasında bir tarihte olmasını bekleyenler var. En azından yönetim katında belirlenen çıkış aralığı bu. Fakat geliştirici olarak çalışanların ciddi bir kısmı bu tarihe inanmıyor. Hayatta çıkmaz diyorlar. Hatta bazı çalışanlar işlerin olması gerektiğinden daha yavaş ilerlediğini bile söylüyor. Karar verme süreci çok yavaş geçiyor diyenler bile var ya. Hani düşün, karar alınacak oyunla alakalı o bile çok yavaş diyen var. Peki niye böyle düşünüyorlar? Rockstar'da işler niye yavaş akıyor? Bunun için şirkette yaşanmış krizlere ve onun yansımalarına bakmak lazım. Rockstar Games ve kötü şöhreti. Bu konuyu da almadan önce bu videomuzun destekçisi internet sağlayıcımız TürkNet'e bir parantez açalım. Genelde TürkNet denildiği zaman insanların aklına gelen ilk şey 1000 megabit'e kadar eşit indirimi ve yükleme hızı sunması oluyor. Eğer bulunduğunuz yerde altyapı hızı destekliyorsa TürkNet bayağı bir size çok uygun bir fiyata 1000 megabit'e kadar eşit indirimi ve yükleme hızı veriyor. Tabii herkesin altyapısı şu an için bu hızları desteklemiyor olabilir. Çok normal. Benim evimin olduğu yerde de öyle bir altyapı maalesef şu anda yok ama gelmesini bekliyorum. Ancak merak etmeyin, TürkNet'in de burada bir avantaj sunuyor. Size böyle belli bir limite dayandırılmış hız sunmak yerine altyapı hızını desteklediği en yüksek internet hızını vaat ediyor. Benim misal Kadıköy'de oturduğum evde aldığımız anlaşmam gereği 50 megabitti. Sonradan TürkNet'e geçtim mesela. Baktım ki altyapım 80-90'a kadar destekliyormuş halbuki. Zaten bu durumlar sebebiyle Speedtest ikinci çeyrek raporlarına göre TürkNet Türkiye'nin en hızlı internet sağlayıcısı konumunda. Yani TürkNet'in olayı olabildiğince yüksek ve sınırsız bir internet hizmeti sunması. Üstelik bunu öyle taahhüt olmadan, hani 2 yıllık kontratlara bel bağlamadan kullanıcıya veriyor. Siz de böyle merak ediyorsanız, abi oturduğum yer TürkNet'ten ne kadar hız alabiliyorum, görmek istiyorum diyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak bunu öğrenebilirsiniz bilginize. Rockstar Games ve kötü şöhreti. Size bahsettiğim GTA oyunlarında gördüğümüz o erkek egemen maço kültürü var yani. İşte aslında o olay sadece GTA oyunları içerisinde değil, Rockstar içerisinde de mevcut bir kültür. Hatta bu durum sebebiyle geçtiğimiz yıllarda Rockstar ağır eleştirilere bile maruz kaldı. Ya şirket içerisinde baktığın zaman abi, kadın çalışanlara inanılmaz bir ayrımcılık vardı. İşte kadın çalışanlara yönelik cinsiyetçi şakalar, kadınlar ve erkekler arasındaki maaş farkları, yani özetle eşitliğin olmadığı bir ortam vardı Rockstar'da. Neyse ki şirket yönetimi gelen eleştiriler üzerine bu konuyu çözmek için düzgün adımlar attı. Özellikle kadın çalışanlarla erkek çalışanlar arasındaki maaş farklarını giderdi. Kadın çalışanlarına daha rahat bir çalışma ortamı sunmak için gerekli düzenlemeleri yaptı. Bunun dışında Rockstar'ın en çok gündem yarattığı konulardan bir tanesi de crunch olarak adlandırılan insanlık dışı mesai saatleri. Geliştirdikleri oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça bir şeyleri yetiştirebilmek için çalışanların adeta sırtına binilmesini ifade ediyor bu durum. Ve Rockstar bu konuda oldukça kötü bir şöhrete sahip. Red Dead Redemption 2'nin geliştirme sürecinin son aşamalarında Rockstar Games'in kurucularından Dan Houser çalışanların haftada tam 100 saat çalıştığını söylemişti mesela. Ve bunu hani böyle gururlu şekilde, hani 100 saat çalıştık falan diye övünerek söylemişti. Tabii sonradan çok tepki çekti bu açıklama. O dönemlerde birçok çalışan anonim şekilde oyun medyasına röportaj da verdi. Burada fazla çalışmayanı dışlıyorlar, yetersiz görüyorlar gibi demeçler gördük. Hatta benim videom da var bu konuyla alakalı. Yani çalışanlar kısaca zorunlu mesai Rockstar'ın bir parçası diyordu. Zaten bu 100 saatlik açıklamayı yapan Dan Houser da Red Dead Redemption 2'nin çıkışının ardından şirketten ayrıldı. Kendisinin ayrılık sebebi tam olarak açıklanmadı ama bu bahsettiğimiz insanlık dışı mesai saatlerine bu ayrılıkta bir etkisi olduğu iddia ediliyor. Olayın ciddiyetini şöyle anlatayım abi. Hani insanlar o kadar çok çalışmak zorunda bırakılıyordu ki özel hayatları falan kalmamıştı yani. Bu çalışma yüzünden depresyona girenler mi dersin, aileleriyle sorunlar yaşayanlar mı dersin, eşleriyle boşanma aşamasına gelenler falan bile vardı ya. Hani hafta içi 14 saat, hafta sonu 14 saat çalışıp böyle hiçbir şey yaşayamayan insan toplumundan bahsediyorum. Ancak çalışanların olayı medyaya taşıması belli ki işe yaramış, çünkü Rockstar o günden bugüne oldukça sağlam adımlar attı bu konuyu çözmek adına. Mesela az önce bahsettiğim o genişleyen harita konusu var ya, oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça millet ekstra mesai yapmasın diye şirket yönetimi tarafından kabul edilen bir konu bu. Normalde bir ton şehri aynı anda yapacakken bakmış yönetim, demiş ki ya biz bunu istersek çalışanlar kafayı yiyecek, onun yerine biz çalışanları zorlamayalım, düzgün bir şekilde oyun tek haritayla çıksın, sonradan ekleyelim demiş yönetim. Ancak tüm bahsettiğim olumlu şeylerin sonucunda oyunun geliştirme sürecinin epey yavaşladığı da konuşuluyor. Çalışanlar arasında bu yeni ve ferah ofis şartlarının çok iyi olduğunu ama oyunun gerçekten yavaş geliştirildiğini söyleyenler mevcut. Velhasıl kelam, GTA 6 Rockstar'ın diğer son oyunlarına nazaran farklı koşullarda geliştirilen bir oyun. Bu yani net bir gerçek. Yoğun mesai yaptırmakla suçlanan Dan Houser'ın ayrılması çalışanlar için pozitif gözükse de oyunların kalitesi anlamında bir soru işareti de oluşturuyor. Çünkü Dan Houser nihayetinde Rockstar oyunlarının vizyonunu belirleyen kişilerin en başındaydı. Onun ayrılığı oyunun kalitesine nasıl bir etki edecek, bu merak konusu. Fakat oyuncuların şöyle bir bencillik yaptığını da biliyorum. Hani bize ne çalışanlardan, önemli olan GTA 6'ın çok iyi çıkması, çok iyi çekmesi falan diye, ama şöyle problem var abi. Çalışanlar sonuçta oyunun kalitesini belirleyen kişiler oluyor bir yandan. Sağlıklı gitmeyen bir çalışma ortamı nihayetinde patlar. GTA 6 belki senin sevdiğin gibi çıkar ama GTA 7'de büyük bir, affedersin, sıçış görebilirsin. O yüzden bir şirketin önce çalışanların mutluluğunu sağlamaya çalışmasını bir insan olarak tercih ederim. Bir oyuncu olarak da bir şirketin çalışanlarını memnun etmesini tercih ederim. Çünkü çalışanların daha sağlıklı koşullarda oyun geliştirdiği bir ortamda daha pozitif bir şey çıkacağına inanıyorum açıkçası. Ama saflık da yapmak istemiyorum. Hani tüm çalışma koşulları çok iyi, oyunda süper çıkacak gibi saf bir yaklaşım olmasını istemiyorum açıkçası. Çünkü bu da bunun garantisi değil. Çalışanlar mutlu, herkes mutlu diye çıkacak oyunun iyi olacağı anlamına gelmiyor. Ya her ne kadar kötü koşullarda geliştirilmiş bir oyun olduğu söylense de RDR2 bence son yılların en iyi oyunu. Yani çalışanlar belki büyük acılar çekti bunun için ama çıkan üründen memnun kaldık
yaptıklarını varsayıyorum. Bir de tabii biz Türkiye tarafından bakıyoruz. Türkiye'de bu tarz şeyleri konuşmak çok böyle şımarıkça geliyor bazı insanlara. Bunu anlayabiliyorum çünkü zaten zor koşullarda yaşıyoruz çoğumuz. İnsanlar fazla mesai geçtim iş bulmak için bile birbirleriyle yarışır haldeler. Zar zor iş bulduktan sonra fazla mesai yapmak artık kimsenin gözüne bakmaz hale geliyor. Yani bizim şartlarımız maalesef çok iyi olmadığı için Amerika'da dönen bu olaylar hakkındaki yorumlarımız da onların gözünden değil kendi gözümüzden oluyor. Ancak her ülkenin çalışma kültürü farklı, her ülkenin yapısı farklı ve bunlar da o ülkenin yapısı gereği daha sağlıklı bir şey arayışındalar. Bunu da anlayabiliyorum yani. Oyunun içeriğine gelecek olursak eğer GTA 6 ile alakalı bu detayları gerçek kabul etsem bile çok bir şey olmadığını farkındayım. Fakat şu da enteresan geldi. Buradaki söylentilerin bazılarını biz daha önce başka yerlerde konuşmuştuk ve doğru çıktı da bir kısmı. Acaba diğer söylentilerde doğru mu diye merak ediyorum. Ama çıkış tarihi açısından benim bu haberden anladığım şey şu. 2024'ün sonu en erken. Ki bence bu da iyimser bir tahmin. 2025 bile beni şaşırtmaz yani. Neyse yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.